Hani bir şey var, şurada bir cümle, bununla gelmiştim, o cümleyi okuyayım. Bak. Yandan tarafa sıkışabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlar, şu tarafa doğru, he. Ön tarafa doğru mu gelsin? Evet. Gel kardeşler, gel. İnsanların, bakın buradaki doğruluk yargısını, doğruluk hakikatini, inşasını bozmadıkça amelini bozamazlar. Ama bozuluyor işte yamuk yumuk. O bozulmak değildir. Tembelliktir. Ve geçici bir rahatsızlıktan oluyor namaz oruç yapmamak. Ki öyle diyor, Muhammed'in felsefesi diyor, böyle başlamış diyor. Biz onu diyor, Muhammed diyor, insanları diyor, nasıl yapmışsa o formülle tersini yapmamız lazım diyor. Nasıl yapmış? 9 sene namaz demiş mi? Dememiş. Namaz nerede farz oldu? Miraç'ta. Yani buradaki doğruluk ölçüleri yok olmadıkça bu nereye giderse gitsin, aksayabilir yani, kolu kesilebilir adamın. Ama bundan çocuk olunca kolu kesik olmuyor ki. Ustadımızın tabiriyle fırtına ağacın dalını kopartsa, kökü sağlam olduktan sonra çıkar kardeşim. Veya odalarını tamir, tezin etmek ama köküne girmiş dozer. Onu diyor adamlar, bunu diyor arkadaşlar yani. Çok ağrıma gidiyor. Peki ne, hangi ağrıma gidiyor? Diyor ki, peki diyor Müslümanların diyor amelini diyor mesela camileriyle uğraşmayınız. Bilim adamı, ehli ne yaptınız diyor. İsviçre'de bir seçim yaptınız, minare olsun olmasın mı? Avrupa içerisinde adamlar gram hesap ediyorlar. Gram, gram. Sineğin kanını hesap ediyor, gram. Ne oldu diyor Hristiyanlarda İslam'a karşı? %11.3 Avrupa genelinde yumuşama olmuş İslam'a doğru. Ne ya bu, ne yapıyorsunuz yani? Adamlar hala 20. asırda taşlarla, minareyle uğraşıyorsunuz. Peki İslam'a ne yaptık diyor? Katkıda sağladık. Daha sahip çıktı diyor. Varlığını anladı diyor. Çoğusu caminin haberi yoktu diyor. Bu tarih böyle göstermedi mi? Hala bunu mu yapacaksınız diyor. Vahlanıyorlar böyle. Bu ilk önce bunu bozacaksın diyor. Buradan yok edeceksin. Bunu destekleyen, bunu besleyen öğretileri yok edeceksin. Nursi'nin öğretisi en tehlikeli öğretidir diyor. Nursi'nin öğretisi en tehlikelidir. Çünkü diyor, Nursi'nin öğretisi direkt bununla bunu yapar diyor. Siyaset bile karışmaz diyor. Nursi'nin öğretisi diye gavuroğlu gavuru tehlike arz ediyor. İslam'ın sağlam kalmasına benim Müslümanım anlamıyor. Gavurun ifadesi, Nursi'nin öğretisi en tehlikeli öğretidir. Ya çok garip tabii. Bunları ben duyuyorum o şey toplantıda. Siz ne yapardınız böyle? Çeviriyorlar hemen gavurcayı. Yani, ama ya Rabbi değil mi? Hem iftihar ediyorum, hem üzülüyorum. O dedikleri için değil. Benim Müslümanım anlamıyor. Adam elin gavuru minareyle uğraşmayın diyor. Bırak yapın, destek verin siz de diyor. Çünkü bırakacaklar onu diyor. Müşkül olmayın. Ameliyeye karışmayın. Çarşafına karışmayın. Türkiye örnek veriyor. Tesettür üzerine gidildi. Kaçta kaç diyor, İslam'a temel başladı diyor. Aa diyor, İsviçre'deki oylamada şu kadar oran değişti diyor. Burayı bozun. Sen bunu kulaklarına duyuyorsun. Duyuyorum. Duyuyorum. Ağrıma gidiyor. Niye ağrım? Demelerine değil. Benim Müslümanım anlamıyor Risale-i Nur'u.
kıymet veremiyor. Sinekten bahsediyor. Allah sana insaf versin be. Kur'an'da Allah kendisi bahsediyor. Kur'an bahsetmese zaten nakıs olur. Yalnız sineği mi, Kur'an hepsinden bahsediyor. Acı da hayvanlardan bahsediyor. 114 suresi var, hatırıma geldi oraya. 114 Kur'an suresi var. Herkesin Kur'an'ı kendi okudu. Kendi Kur'an'ı ya, yoldaş olacak. Allah böyle bir şey dese ki, herkes suresine kendi ismini koysun. Kendi bir isim koysun ya. Allah aşkına hanginiz ikinci sureye Bakara suresi koyardınız? Koysaydınız ne olurdu biliyor musun? Kafir olurdunuz. Herkes size kafir de, bak kafir zındıkları. Ulan Kur'an'ın ikinci sureye Bakara, sığır ki o küs suresi koydu lan buna bak. Başka bir şey bulamadı. O küs ismini koydu. Sığır ismini koydu. Koyar mıydınız? Koymazdık. İstersen koy. Koy da görelim. Ama ne hikmetleri var tabii. Kur'an'ımızı bilmiyoruz ki Risale-i Nur'u bilelim. Asrı tanımıyoruz ki Risale-i Nur'a değer verelim. Yani seren en suru. Yani işte. Anlamıyoruz be kardeşim. Hala helaldir, haram. Tabii olacak ama dur bakalım. İslam'ın Mekke dönemine bak. Risale'nin bir bambaşka ya. Ha göremiyor musun böyle? Ya kardeşim Musa'yı göremiyorsan Firavun'dan bak karşısına ya. İbrahim'i mi göremedin? Nemrut zaten ortada zalimdi. Nemrut'tan git. Nemrut'un karşısındaki İbrahim'i göreceksin. Bakın öğretiler nasıl başlamış. Aynen İslam'ın ilk dönemi gibiyiz. Risale-i Nur'a değer veremiyoruz. Onlar da demek ki peygamberimizden de Ebu Cehil'i görüyorlar yani. Zıttını. Muhammed'in diyor öğretisine bakın diyor. Hiç kimsenin ameline dokunmamıştır belirli bir zaman. Müsaade ederseniz Nursi'nin öğretisi hakkında dediği 3 tane örnekten bir tanesini vermek istiyorum. Ondan sonra yerimi okuyacağım. Nursi'nin öğretisi diyor hayatın içeriğidir diyor. Yani ibadethanede anlatılanın dış dünyadan kopuk değil. Hayatın kendi içeriği. Hem de diyor kullandığı uslup herkesi içine alıyor. Fakat uslubun içeriği diyor derin manalarla dolu. Örnek vereyim diyor. Şuraya bak. Nasıl anlamış? Arkadaşım not aldım. Gavuroğlu gavurunun dediğini not aldım. Bir, iki, bak. Risale'nin Allah-u Ekber. Diyor ki, ona kim bakar böyle bir şey ya? Nasıl şey yapmış? Bak diyor. Nursi diyor, amelimi şöyle yap demez diyor. Ama öyle der ki diyor, mecbur olur o diyor. Diyor ki, bir diyor, Nursi'nin misalleri şuna benzer diyor. Kendisine göre bak. Nursi öğretisi ha. Nursi'nin öğretisini. Cami diyor insana benzetir diyor. Veya ağacı insana benzetir diyor. Bakın hayatın içeriği. Kubbe diyor. Kubbe kafadır. Adam ne anlamış? Şuraya bak. Kubbe kafadır. Cemaat duygularıdır diyor. Cami cesedidir diyor. Ben diyor araştırdım, imamın yani şu ben sizin ameliyat tarzı yapıyorum. Hocanın namaz kıldırdığı mihrap caminin dışındadır. Caminin içinde iken dışındadır. Çıkmış o. İşin ilginizi çekti mi? Biz şöyle düşünüyorduk. Arkada namaz kılanların secde sırası aynı olmasın. He Hamza? Ben de öyle biliyordum. Yani biraz. Böyle diyor ki Nursi'nin bir öğretisine bak diyor bu yani iç zahirle batını beraber işliyor diyor. O aslında diyor hayatın içeri ne kadar ölümle hayat ve ibadet iç içe girmiş kabiri simgeler diyor. Kabir biliyorsunuz mezardır ama bir de lahit vardır içinde. Böyle değil mi? Oraya gömmezler. Kabire insanı gömmezler. Nereye gömerler? O kabirin içinde ikinci bir kabir vardır. Tık 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 tık. Biz gömdüğümüz için de. Leh veya lah derler. Oraya koyarlar. Çünkü diyor, bakın
cami şeye benzetmiş. O da Nursi diyor, ilksel dengeyi sağlamak için eneden bahsediyor. Bakın diyor, orada secde ettiriyor diyor. Şimdi çok ilgimi çekti. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisi hatırıma geldi de hadisi şey yaptı. Peygamberimize sahabe geliyor. Ya Resulallah, babam hasta, ölüm şeyine kadar. Ne namaz kılabildi ne oruç. Onun namına yapabilir miyim dedi. Bir ibadet diyor, bir başkası yapamaz. Yani bedensel. Onun fıtrasını, sadakasını, fidyesini verirsin. Demiş. Bu sahabe bak. Şu müthiş bir kanun. Ey tefekkür edenler. Bak adam ne yakalamış. Şimdi zahirde bir insan adına namaz kılamaz. Bizim dinimiz. Kılamadın öldün, olmaz. Kılamaz. Peki namazda bakın, namaza adam giriyor. Allahu Ekber. İmama uyduk. Namazın farzlarından değil midir kıraat? Kur'an okumak. Hiç okumuyor. Daha hiçbir şey yok ha senin. Hiç otur. Hiç kıraat yok. Var. Karışmıyorsun. Okusan bile sünnettir Sübhane okumak. Yani namazın aslını ifade edin. Yok. Allah deseniz yetiyor. Ekber bile demesi var. Peki ne yaptın? Yok. Şimdi İslam'da cemaat ruhu o kadar içe girmiş ki, ey bana şu soruyu soranlar, İştirak-ı amal-i uhreviyenin şer'i delili var mı diyenlere örnek olsun bu. İşte bu. İştirak-ı amal-i uhreviyede hocam diyor, çok mail geliyor, çok. Yani bir kişinin ibadetin başkasının defterine yazılıyor. Böyle bir şey olur mu? Yapmadığı halde. Ey onu soran kardeşim, namaza girdin, Allahu Ekber. Namazda kıraat, Kur'an okumak farzdı. Sen okumuyorsun. Senin namına ve binlercenin namına, Kabe'deysen milyonların namına imam okumuyor. Bir kişi. Peki bir kişinin okuduğu hem de ibadet hepsine mal oluyor mu, olmuyor? Kendi başına namaz kılsa namazın olur muydu hiçbir şey okumadan? Olmazdı. İşte cemaat ruhuna bakın, dahil oldunuz böyle oluyorsunuz. Cem olursanız camide okumanıza gerek yok. Dahil ol yetiyor. Allah desin yetiyor. Çünkü iftidar tekbirinde Allah demek farz, ekber demek vacip, el kaldırmak sünnet. Daha fazla güzel. Hem de daha fazla. Bakın hani daha önceki rivayette kendi ibadetini başkası yapamazlar yapıyor işte. Cemaat hariç işte. Cemaat olmanın güzelliği. Nursi bunu inşa ediyor. Yakaladığı şeye bak. Yakala bak, içi ve dişi beraber diyor. Ama namaz kıl demiyor diyor. Anladın mı oğlum? Yani nasıl oluyor? Bir başkası adına Kur'an okunuyor. İştirak amalüne de olur mu kardeşim ya, cemaate dahil olduk mu? Bütün hasenat ortak. Ha bak, camiye imama dahil olunca oluyor mu, olmuyor? Mihrapta namaz kim? Ruhtur. Mihrap nedir? Boşluktur. Caminin dişi iken içindedir. İçindeyken dışındadır. E nedir o? Ya kenabudu makamıdır diyor. Bunu ben ekliyorum. Ya kenabudu makamıdır. Kubbe kafadır. Duyuyorum. Elhamdülillah. Adam onu tespit etmiş. Nursi diyor. Nursi diyor. Beraber cem ediyor. Yani bununla ruhu, sonra diyor kişi zaten amelini yapar diyor. Yani bizim ifadeyle zahir ve batın. İştirak amal-i uhreviyeyi de ben intikal ettirdim. Yani böyle sorun, tatmin oldunuz mu bilmiyorum, sorunuz kaldı mı? Yani bir cemaate dahil olursanız o cemaatin hasenatına ortak oluyorsunuz. Şer'i delili aynı kıyastır. Camiye dahil olanın, cem olanın, camiye girenin cem olur. Cem olan zaten cami yapmış oluyor. Ne oluyor orası? Sen imama tabi oldun mu, onun ibadeti senin ibadetin. Okumana gerek olmuyor.
İşte cemaata dahil olmanın sırrı. Aman şartla dahil olacaksın. Orada bulunabilirsin. Ama niyet etmedin. Eğilip kalkabilirsin. Cemaata niyet etmedin, dahil ol. Eğilip kalksan da dışındasın. Ama caminin içindesin. Hayır, dışındasın. Niyet edeceksin. Cemaatın sırrı azimi. Aliül Bey. Dahil oldun mu? Okuma kardeş, tamam. Kıraatın yok. İyi okuyamıyorum. Allah Allah desem. Ekberi de o zaten söylüyor. Sübhanekeler, Fatihalar, Zamm-ı Sureler, her şeyi adam diyor. Biz namazı da kıldık, hem de katlandık. Esselamu Aleyküm. Hiçbir şey okumadık. Hiçbir şey. Hiçbir şey okumuyoruz. Böyle dalin amin. Şimdi dersimiz. Peki bununla ne alakası var? İşte Ustad 25. sözde 72 tane fırkayı dalleyi, batıl öğretileri dinledik. Hulasa ediyor. Hulasa edip bize midemizi bulandırmadan kendi şeyini, o ana fikirlerini söyleyip çare söylüyor. Biraz sıcak oldu mu? Ara aç, çünkü nereden açacak? Açın bakalım. أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتُوا بِمُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Veyahut cin ve şeytana uyup kehanet vuruşlar, ispirtizmacılar gibi alim-i gayba başka bir yol mu bulunmuş zannederler? Öyleyse şeytanlarına kapanan semavata onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var tahayyül ediyorlar ki senin semavi haberlerini tekzip ederler. Böyle şarlatanların inkarları hiç hükmündedir. Şimdi ne anlatıyorsun sen? Şimdi niye girdin? Hayatın içeriğindeki o zaman ilgimi çekti bu yerler. Hayatın hep biz belki de bir noktada müsbetleri işte şöyle yapın böyle doğrular ama öteki taşları görmedik. Biliyorsunuz ki farzları ortaya koyan haramların da varlığıdır. Haramlar yoksa farz yoktur. O zaman haramlar farzı da belirler. Farzın var olması haramı da ortaya çıkarttığı gibi. Misal vereyim. İşte felsefe. Ama müsbet felsefe. Evet. Mesela namaz kılmak farzdır. Kılmamak, zıttını düşünün farzın, haramdır. Haram yoksa farz yoktur. Yolun bir taşı, bir taşı, bir taşı, bir taşı, bir taşı, bir taşı. Çölde ne oluyor? Mutlak ve mühit olan bir sahrayı belirliyor. Biliyorsunuz ki çöl gibi bir yerde yoldan ve azıktan daha mühidir tabela. Bazen küçük bir tabela çok mühim bir rehberlik yapar. İşte tabela gibidir yolun taşı. Tak 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 tak. Yol belirlenir. İşte bu 25. sözde tak 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 tak. Acayip. Şimdi hep iyi okuduk da buraya gelmiştim. Mesela onlar şöyle bir iddiaları var. Cin ve şeytana uyup Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce onlar gaybden haber alıyorlardı. Gayb dedikleri semada karakollar var. Yani Dışişleri Bakanlığı'nın Edirne'de hani çıkış kapısı var ya, hudut. Aynı onun gibi bu semai dünyada karakollar var. Buradaki olacak icraatların yansıdığı, buradakilerin orada yansıdığı. Yani şöyle diyeyim. Bütün ibadetler Kabe'ye yansır. Kabe'de namud-u nurani ile alemi gayba geçer. Amud-u nurani. Bu da böyle işte cinlerden, cinlerle ve şeytanlarla haber alıyorlardı Peygamberimiz gelmeden önce. O yol kapandı. Peygamberimiz vahiy geldikten sonra. O kadar sakın
şey olmasın diye, başka bir müdahaleler belki olur diye. Oysa Allah sonsuz kudret sahibi, bir anda helak ederdi. Ama Sultan ismi olduğundan dolayı, Sultan ismi iktizasınca, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a vahiy gelmeden önce Allah'tan Cebrail aldı. Peygamberimiz öyle diyor. Ta Resulullah'a kadar kanal oluyormuş melekler. Böyle tünel. Hiçbir şey müdahale edilmesin. Bütün mevcudat haberdar oluyor. Yani bir kanal, koridor. Koridor benim tabirim. Meleklerle diyor birbirlerine şey kenetlenmiş bir karga, kargas böyle ağaç gibi, bina gibi oluyorlarmış. Böyle Cebrail onun içinden inermiş. Acayip bir şey. Bütün ayetleri Cebrail getirdi, bir sürü hariç. Getirmedi mi, getiremedi mi? Alimlerin çoğusu getiremedi diyor. Bütün ibadetleri Cebrail getirdi, bir ibadet hariç. Getiremedi diyor. Getirebilirdi. Allah ona direkt verdi diyor, hediye. Şimdi bazı şeyler var, emanet var Mustafa abi, sana gönderebilirim. Kargoyla. Kargoyla gönderdiğim oluyor. Elle de olur ama bazı şeyler var ki direkt vermem lazım sana. Hangi süredir? Amen Resul. Hangi ameldir direkt aldı? Namaz. Namaz. Bütün her şeyin cem etmiş. Zaten şeytanın cinler öyle diyor. Beni kudur, bizi kudurtan süredir diyor. Hani şeytanı konuşturmuş ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cinleri. Sizi en çok rahatsız eden hangi süredir? Amen Resulü ile ayet-i kürsüdür diyor. Şimdi cin ve şeytana uyup kehanet furuşlar, yani gaybden haber, tahmini haber verenler ve ispiritizmacılar gibi. Bu ispiritizmacılar şimdi değişmiş, hangi isme girmiş? Medyum. Daha biraz önceye gidersek? Kahin. Yok. He? Ha, şey mesela, medyum ama bir de şey vardı. Bir ruhların birbirine intikali. Bu o, bu da o, onlar da bu cinsten. Reenkarnasyon diye, ama bu böyle isim, tatlı bir isim, cazip. Bunlar ta Yunan felsefesine, dealarına kadar dayanıyor bu. İsim, tencit pilavı gibi önümüze koyuyorlar. Farklı bir şey. Mesela materyalist felsefesi determinist bir şey. Ta Yunan felsefesine çıkmış ama ismini, vasfını değiştirerek yeni bir kılıfla önümüze koymuşlar. Ta o zaman var ya. İspiritizmacılar gibi alemi gayba başka bir yol mu bulmuşlar zannederler. Yani senin haberine bizim ihtiyacımız yok. Niye yok? Biz bir yol bulduk. Haber alıyoruz. Arkadaşım, bu kainatın içindeki bütün yorumlar kainatın içerisi içindir. Mesela şöyle diyeyim. Bu nedir desem, ya kimya ile izah edersiniz ya fizikte vesaire. Yani kainatın içindeki ilimle bunu yorumlarsınız. Başka bir çaren yok. Oksijen, hidrojen. Yani bir yeri kaynak alırsın, onunla yorumlarsınız. Şimdi aynen bunun gibi kainatı neyle yorumlayacaksın? Bunu dışıyla yorumluyorsunuz. Onu kastediyorum. Bu nedir? Fiziği getir. Kimyayı getir. Biyolojiyi getir. Astrolojiyi getir. Getir. Bütün ilimler. Bunun dışındaki ilimler, bununla yorumlayacaksın bunu. Çünkü kainatın içindeki bir şeydir bu. Kainatın içiyle yorumlayacaksınız. Kainat nedir dersek neyle yorumlayacaksın? Kainatı kainatın içinde yorumlayamazsın. Neye benzer biliyor musun? Bu nedir? Suyu kaynak alıp ya bu bardağı izah etmek gibidir. Veya olmaz da daha şey. İnsan mesela nedirini, cevabını karaciğerle anlamak veya tırnakla anlamak. Oysa bir cüzüdür, nasıl anlayacaksın? Hadi anladın cesedi ama ruh boyutunu anlamazsın ki. Ağaç nedir?
yaprakla anlamak. Olmaz. Ha işte kainatın içindeki herhangi bir mevzuyu kainatın içindeki ilimle yorumlayabilir, izah edebilirsin. Ama kainat nedir dediğin zaman kainatın içindeki ilimle yorumlayamazsın, izah edemezsin. O içeriktir. Birbirine karşı eşyanın münasebetinin adıdır ilim. O zaman kainat nedir dediğimiz zaman kainatın dışındaki bir referans alman gereken bir kaynak olması lazım. Nispet edeceğin bir kaynak olacak. O da vacip olması lazım. Vacip maddenin zaruri referans noktasıdır. Yani kaynağıdır. Kıyas noktasıdır. İzah etmek için başka çare yoktur. Yani kainatın dışında bir kaynakla kainat izah edilebilir. Başka mümkün değil. Şöyle desek, bu ağacı kim yaptı? Elması yaptı. Ya bu elma ağacın neticesi. Ağacı kim yaptı diyorum, elma yaptı diyorsun. Ya elma netice kardeşim başlıyor ki. Hani biraz desen çekirdek kafama yatardı. İşte kainat meyvedir. Neticedir. Vallahi çıkmış. Çıkandır, çıkartan değildir. Yapılandır, yapan değildir. Düşünülendir, düşünen değildir. Sanattır, sanatkar değildir. Dolayısıyla Risale-i Nur bunları böyle bir sıkıştırıyor ki böyle canını alıyor. Çünkü Risale-i Nur, Nursi öğretisi diyor, kainat ele alıyor. Adam öyle demiş ya bir tanesi. Kur'an'ına dokunmayın. Ama yorumu siz yapın. Kur'an'ı siz izah edin. Öyleyse şeytanlarına kapanan semavata onunla çıkılacak bir merdivenleri mi var tahayyül ediyorlar ki senin semavi haberlerini tekzip ederler. İnsan semavi haberleri merak etmez mi? Mesela vefat ettikten sonra hangi fenle çözeceksin o meseleni, derdini? Kabir insanın en büyük meselesi değil mi? Kabir insanın en büyük mevzusu. Kabir çözülmedikçe insanlığa huzur yoktur. Asla. Huzur yoktur arkadaşlar. Kabir çözülmesi lazım. Yoksa çölde kaybolmasın diye deveyi kuyruğuna bağlayan Araplar gibi, yoksa kendi kuyruğuna, işkembene, efendim midene, tenasuluzuna, aklını, duygularını bağlarsan dönüp durursun ve orada kuruyup gidersin. Çölde gömülür gidersin. Çölde Araplar develeri nasıl bağlarlar? Yatacak, yoruldu çöl. Gece. Deve çekip gider ya. Bağlarlarmış iti kuyruğuna. Döndükçe dönermiş. Döndükçe döner, yorulur, oturmuş onu. Çünkü canı ilk şey yapıyor ya, ha buraya bağlı. Oraya bağlısı dönüyor, biraz da dönüyor. Zannediyor ki ağaçtır. Oysa kuyruğuna. İşte diyor ki, İnsan diyor kendi aklını kendi duygularına bağlarsa bedevi Arap'ın kuyruğuna deveyi bağladığı gibi bağlanır diyor. Akıl ikalden geliyor. Bağlama ipiymiş. Nereye bağladın çok önemli. Ya deve olacaksın ya insan olacaksın. İnsan süper. Fena yerine bağlarsan hayvan olacaksın. Nereye bağlıyorsan o önemli. Sen olsun. Eğer adamın yollarındaysan adam gibi adam değilsin ama adam gibi yol alırsın. Adam gibi. Adam nereye gidiyorsa sen de onun elinde olduğun için yolların o da oraya gidiyor. Değil mi? İnsan nerede? Deve nerede? Devenin yollarında olduğundan onu yiyor. Eğer bizim yollarımız, hakikatimiz Allah'ın elindeyse Allah'ın hakikatine mazhar oluruz. Senin yolların kimdeyse hakikatin de odur. Nereye verirsen. Yoksa asla hür olamazsın. Köle olursun. Köle ruhlu olursun. Nasıl anlayacağız nereye bağladığımızı? Hayatın kendisidir bu. Mesela hürriyet niçin şey yapılmış? Hürriyet imandadır. Her imanın dışındaki
tirakilik köleliktir. Elimize vurulan palangadır. Kahve bir palangadır, televizyon bir palangadır, maç bir palangadır. Hürriyetimizi kaldırmış bize rağmen. Sigara bir palangadır. İstemiyor musun bırakmayı? İstiyorum tabii. Niçin bırakamıyorsun? Ben de istiyorum kelepçe çözülmesini. Çözemiyorum ki. Vurmuş kelepçeyi. Elindekini çözülmesini istemez misin? İstiyorum, çözemiyorum. Bunun ne kadar istiyorsam, sigarayı da öyle istiyorum. Ama bağlamış. Burada bağlamış. Oradan aç. Oradan açtı mı, buradan zaten açıldı. Ya. Eylem. Mustafa abi dedi ki, nereden anlayacağız dedi. Çok antika bir soru sordun. Ben de geçiştirmek istedim ama geçiştiremedim. Bak, ona ait bir cümle okumak istiyorum. İnşallah bilirim. Bir insan iddia ettiği bir davaya fikrini bağlarsa, o davaya birileri muhalefet ederse tepkisi fikridir. Eğer bir davaya insan fikriyatıyla beraber hissiyatını bağlarsa tepkisi hissidir. Tepkisi yani o onun dini oluyor. Her akla bağladığımız şey dinimiz değildir. Ama duygularımızın Latife-i Rabbani'miz bağlandığı yer onun dini oluyor. Onun için dinikum dilarikum, kıbletikum nisaikum. Yani tepki o şekilde olur. Öyle diyor bak. Bir fikre, fikirle bağlıysa isen ona dokunulursa pek seni rahatsız etmez. Yani İslam'a hücum edilmiş. Yani lan sahiplere bak ya. Eğer bağlı kadar oldu falan hiç öyle okudun. Hiç almadı bile seni. Yani kaçıncı Abdülhamid'di? 3 mü? 2 mi? O Ruslar Balkanlarda bir kaleyi İşgal edip 25 bin Müslümanı katlettikleri zaman haberi duyar duymaz vefat etti. Yani vücut bloku olmuş, yanmış. Motor tamamen yandı. Padişah ya bakın o padişahı söyleyeyim. Bir ya bir iki üç tane üç tane Abdülhamit var ya bir. İkincisi mi? Yanmış. Benim yemek iştahım bile gitmiyor. Adam ölüyor. Niye? Ya birileri bir haberden kendisi ölüyor. Ötekisinin yemek iştahı bile kaçmıyor. O da Müslüman. O da cennet ümüyor. Eğer fikirlerine hislerle bağlanırsan oraya dokunulursa seni rahatsız eder. Çünkü seni hakikatin olmuş oluyor. O sensin. Kalp gibi dedi. Evet. O sen oluyorsun. Kavme veya en azından o aile düşman olurlar. Kadınlar da birbirine konuşmazlar ya. Suni bir düşmanlık imal ederler. Böyle yani. Vahşilik. Rahmetli babam dedi ki, cumadan sonra babamın kızdığı bir adam varmış. Böyle silah çekmişler birbirlerine. Ondan sonra ben cumadan sonra kapısına çıktı. Dayı dedim ya, hiç dedim çay koymuyorsun dedim ya. İnsan yerini davet etmez mi dedim ya. Ben gelmişim İstanbul'dan. Bir anda bir şok oldu ama ne o ne dedi. Yeğenim dedi, bir sarıldı. Çay koy. Bir şey anlatacağım. Baba duyuyor tabii, benden önce gidiyor. Fitne durur mu? Fitne insandan önce gider. Arkadaşlar, söz oktan daha çabuk gider ve isabet eder. Oku çektim. Hedefe vuramadımsa vuramayabilirim. Ama sözün vuramadığı hiçbir hedef yoktur. Arkayı bile vurur. Böyle konuştuğumu aldı. Söz böyle konuştuğumu aldı, arkayı vuruyor. O ki sen çoğu zaman belki vurmaz. İmam-ı Gazali ne güzel diyor. Tövbemiz niçin kabul olmuyor diyor. Çünkü tövbeniz tövbeye muhtaç. Tövbeye muhtaç. Babam dedi ki,
Sabah gün surat asmış. Dedi mutlaka haber almış. Ne yapayım? O gün gidiyor. Dedi yeni şey mi çıkartıyorsun? Buyur baba niye çıkartıyorsun? Biz böyle öğrendik. Babanın dostuna dost, düşmanına düşman. Doğru söylüyorsun baba dedi. Doğru dedin hemen yumuşatıyorsun. Tamam abi dedin mi yumuşamam mümkün değil. Bu sefer baktı rahatladı. Niye bir dedi böyle yapıyorsun peki? Yoksa baba öyle falan dese saldıracak. Baba dedim bir şey söyleyeyim. Sen vicdanlı insansın dedim. Allah'a inanıyorsun. Tamam tamam biz biliyoruz. Ne? Sen dedim. Onun nefsin için mi düşman oldun? Allah için mi? Allah içinse arkandayım baba. Ama nefsin içinse sen de vicdanı rahatsız. Çekip gitti. Ben de gittim işte o misafirhane odaya namaz kılıyorum. Anneme demiş ki çocuk doğru söylüyor. Ve barıştılar. Ya. Şimdi aynı kanun. Buraya yeni gelenler de var. Geçen hafta dediğim gibi. Nerede dedim. Adam şimdi bir çay içelim diye sanayide tuttunuz, şurada burada getirdiniz değil mi? Adam yeni yani, yeni geleniniz vardı mutlaka şimdi. Arkadaşım, hiç daha sen yeni geliyorsun, daha hiç kimseyi tanımıyorsun, dinlenmedi mi? Belki yeni duyuyor, cemaatler yeni duyuyor. Buraya geliyorsun, geliyorsun, beş sene şey, altını oyuyorum, sana suni bir düşman imal ediyorum. Bak onlar, biz biziz. Bizi biz isek onlar da onlardır. Bak o bizden değil ha. Aha sana düşman imal etti. Kutturttum kol elinden. Düşman imal etti. Suni bir düşman. Suni bir düşman değil mi? Arkadaşlar sakın ha. İslam, İttihad İslam isteyen adam Müslümana dil uzatmaması gerekiyor samimi ise. Hele bu dönem. Eğer İttihad İslam'da samimi ise. Bizim böyle başkaları kusurunu araştırmaya bir vazifemiz yok. Müsbeti tamam. Bunlar bizim dostumuz tamam. Sünni bir dost inşallah hakiki dost olur. Ama sünni düşman yoktur. Emnehumul benatu velakumul benun. Veyahut vukul aşere ve erbabul envan namine şeritleri itikad eden müşrik felsefe gibi ve yıldızlara ve melekelere bir nevi uliyet isnat eden sabiyen gibi hepsini ustak bu 25. sözde 385'ten başlıyor. Bak mesela sırayla şey yapayım. Ukul aşere erbabı gibi. Mesela bak böyle bir atıl mezhebe bakın. Haşallah demeyeceğim. Tanrı varmış bir tane. Bir tanrı yapıyor ilk önce, kainat yapmadan önce. Kendisi yatıyor. Ötekisi yapsın. Ötekisi dedi ki, sen şeyde ben şey miyim ya? O da bir tanrı yapıyor. O da yatıyor. Bir iki tanesi. Şu anda iş başında 10. tanrı başında. Şu anda 10. tanrı iş yapıyor. Bizi o idare ediyor. Felsefe işte. Bu kulağa şöyle. Böyle insanlar da var. Ne şaşırıyorsunuz be kardeşim? Fareye tapanlar var ya. Ona güldünüz. Bizi daha canlı. Allah Allah. Ya fareyle bir şey oluyor yani. Dost olabiliyorsun ha fareyle. Fareyle dost olanlar var. Filmde gördüm. Oynuyor falan. İyi. Günahlar bile ya. Oynuyor falan. Soruluyor. Heykelle kimse oynadı mı canım? Allah Allah. İnsan sapıtınca ne tuhaf oluyor. Ya. Okul aşire erbabı şeritleri itikad eden müşrik felsefe gibi veya yıldızlara ve melekelere bir nevi uliyet isnat eden sabiyonlar gibi. Sabiyonlar var. Bizim asıl ceddimiz böyleydi ha. Türklerin aslı sabiyun. Nereye tapıyorlardı? Yıldızlara tapıyorlardı.
gökteki yıldızlar hepsi bir tanrıydı. Fakat tuhaf, Türkler zina yapmazmış. Domuz eti yemezlermiş. Yani ama yıldızlara, bir de melaikelere uliyet isnat ediyorlardı. Cenab-ı Hakk'a velet isnat eden mülhit ve dalinler gibi, Cenab-ı Hak boşuna denmemiş tabi, lem yelit ve lem yulet, doğmamış, doğrulmamıştır. Cenab-ı Hakk'a ne isnat ediyorlarmış? Velet. Ve veledi olunca anne babası da olur. Değil mi? Çocuğu olanın o da doğmuştur. Doğuranın doğrulmuştur. Bak. Zat-ı ehad ve samedin vücubu vücuduna, vahdetine, samediyetine, istinay-ı mutlakına zıt olan veledi nispet ve melaikenin ubudiyetine ve ismetine ve cinsiyetine münafi olan ünisit isnat mı ederler? Melaikelere ne diyorlardı bu zalim kafirler? Dişi. Güneş dişi midir arkadaşlar, erkek midir? Hava? Karanlık? Su? Acayip bir şey değil. Hatta bazı duygularımızı söyledim değil mi? Nerede demiştim burada? Bazı duygular var ki bizde dişilik duygusu, erkeklik duygusu var. Mesela aşk erkekliktir. Verir o tarafa. Şefkat içeriye alır. İşte bazı duygularımız içeriden dışarıya verirse, bazı duygularımız da dışarıdan içeriye alır. Bunlara da nispet edersen, hani civataya dişi, erkek nispet edildiği gibi. Civata dişi midir? Onun gibi yani. Kafamız hep böyle çalışmış ya. Aklımız uçkurluğumuzda olunca her şeyi onunla ölçüyoruz. Hiç demeyiz güneş dişi midir, erkek midir. Ama ona yıldızlara veya melaikeler dişilik erkeklik isnat edilir. Sanki her şey öyleymiş. Ya arkadaşlar, bunlara inanılmış. Onlardan bahsediyoruz. Haram helal, haram helal kavramları. Kendilerini şefaatçi mi zannederler ki sana tabi olmuyorlar? Tamam da yani şimdi yıldızın bize ne fakir olacak ki? Yani onu peygamberimize rağmen ona tapıyor. Bundan nasıl olacak yani? Ben de biraz kafadan eksiyim yani. Ben nasıl kar alacak bunda? Ben anlamıyorum yani. Haşa olabilir. Daması, ideolojisi, kitabı olur. Yakışmıyor. Bir tanesini söyleyeyim, ben oradaydım. Yılbaşında dünyada 10 tane gülünç komedi gülme vesilesi buluyorlarmış her devlet. Televizyonda yayınlıyorlarmış. 1 Ocak'ta gece yarısı. Dünyada bu sene en komik 10 tane olay. Almanya'da ne yayınladılar biliyor musun? 10 taneyi. Ben de merak ettim yani. Dedim ya, oturdum bir anda. Dedim ki bana söyleyin, tamam abi. Bir tanesi geldi ki Türkiye'den. Koca dünyada 10 tane maskara olayı, gülünç olayı, Allah gülecek. Televizyon toplamış 10 tane maskara, onlardan bir tane Türkiye'den almışlar. Allah hamdolsun ki vatan, millet, memleket sevenleri Allah çıkarttı da onları insi ve cinni şeytanların şerrinden semavi arza fatlarını muhafaza etsin de. Amin. Allah onları muvaffak ediyor da bir derece nefes alacağız dünyada. İnşallah. O kadar güçlü gözüküyor ki Türkiye şimdi dünyada. Öyle mi gördüm, 2 gün oldu. O kadar güçlü gözüküyor ki şimdi. Şanslı diyor devlet. Avrupa baktıkça diyor, bu nasıl oluyorsa sıyrıldı diyor. Yoksa Avrupa eski şefkatinde olsa Türkiye çıkamazdı diyor. Musaade etmezdik diyor. Allah'ın hikmetine bak. Ekonomik olarak onlara çakıyor, Türkiye kaldı. İMF'yi bitirmiş almış. Yani Allah hamdolsun. Allah merhamet etsin bize. Elhamdülillah. Ümit var oluyoruz. Unutmayın, 10 sene 50 senelik hadiseler artık bir ayda, bir haftada, bir günde oluyor. Seyir seyir olan bu asrın evladına kısa ve istikametli bir yolu ihsan etmek merhamet ilahinin şanındandır. Öyle beklemek yok artık.
Görüyorsunuz. Kör olmak lazım görmemek için. Ne kadar bağırsalar, ne çağırsalar bangır bangır geliyor. Uyanık gençlik geliyor. Kimseye düşmanlık yapmak için değil. Kendini sarhoşluktan kurtulmaya geliyor gençlik. Sömürülmekten kurtulmaya geliyor. Amerika'nın, İsrail'in köleliğinden kurtuluyor. Ondan bahsediyoruz. Yoksa birileri endişe etmesin. Ne yapacakken geliyor. Biz kölelikten kurtulmak istiyoruz. Esirlikten kurtulmak istiyoruz. Ceddimizin bizim çalışıp da başkalarının yemesinden kurtulmaya çalışıyoruz. Öyle gösteriyor. Bir araba satıyoruz diyor Almanya. Bunlar anlatıyor. Gitmiş Karadeniz'den tonlarca fındığı gösteriyor. Adana'dan pamuğu gösteriyor. Ha böyleyiz. Bir araba gönderiyorlar. Geminin bilmem kaçta kaçı pamuk geliyor. Ulan siz yaptınız mı? Ya. İnsan gibi mümkün fani bekayı nevine muhtaç ve cismani ve mütecezi teküsüre kabil, aciz, dünya perest, yardımcı bir varise muştak mahluklar için vasıtayı tekesür ve teavvun ve rabıtayı hayat ve beka olan tenasül elbette ve elbette vücutta vacip ve daim. Bekası ezeli ve ebedi, zat-ı cismaniyette mücerred ve mualla ve mahiyeti tecizi ve tekesürden münezzeh ve muberra, kudreti acizden, arsden mukaddes ve bihemte olan zat-ı zülcelale evlat istat etmek. Yani Allah tarif ediyor, bitiyor, kapatacağım şimdi ders bitiyor. Yani Allah tarif ediyor. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün. Öyle bir Allah anlayışımız olsa ki haşa, aciz, o kadar gücü yetmiyor. Yani belirli yerde görüyor. Alman öyle diyor. Ne kadar safsınız diyor. Türk'te parlak zekata, zekaya sahip diyor. Orucu diyor. Tuvalette ya diyor Tanrı'nın ne iş var tuvalette. Kafaya bak. Tanrı anlaşına bak. Çünkü diyor tuvalette ya diyor yani. Tanrı mı görecek seni diyor. Niçin? Tanrı diyor pis kokun içine girmez diyor. Vay be ne zeki adam ya. Ondan sonra abi ne diyeyim dedi, telefon da o anda etti. Bir tanesi, ha şeydeyiz dedi, fabrikadayız. Çay ocağında, hemen çayda, tuvaletten getiriyorlar. Dedim ki, o tuvalet güneş giriyor mu dedim yani, güneş giriyor mu? Gülüyor abi dedi. Sonra ne dedim, güneş giriyor. Peki dedim, güneş girince, güneşin ışınları girince güneş pisleniyor mu? Girmese güneşin acizliği olmaz mı? Bir yere vuruyor, bir yere vuramıyor. Ve kendisinin dışındakiler onu kayıtlıyor. Pislik onu kayıtlamış, giremiyor, çekiniyor, pislenirim. Güneş vurur ama güneş pislenmez. Bence güneş düşünün. Ondan sonra demiş hiç böyle düşünmemişti. Hakikaten antika ustadın işareti cazdaki misalidir. Yani ustad orada öyle diyor, gübreye diyor oradan verdi. Yani güneş, hani Allah diyor bu pis şeylerle nasıl meşgul oluyor soru. Yani Allah'a yakışır mı? Şimdi onu Allah'a nispet etmesek başkasına vereceğiz. Şerik olacak. Ondan sonra acizlik olacak. Güneş diyor taafun etmiş, kokuşmuş pis şeye vurması. Güneşe bir zararı var mı? Bazı şeyler neşinema buluyor. Güneşe kârı var mı? Bozulanlar güneşe zararı var mı? Güneşe buraya vuramıyor. Vuramam, kirlenirim. O bize ait. Ya, o nasıl demiş ki, sizin Tanrı anlayışınız daha güzel. Çünkü oraya kadar Tanrı var. Hakikaten niçin anlattım biliyor musun? Öyle bir Allah anlayışımız olsa, buraya girebiliyor, bunu yapabiliyor, bunu yapamaz, bunu çakar, bunu çakamaz. Ne kadar psikolojimiz rahatsız olurdu. Allah bir haşa, Tanrımız beceriksiz, yapamıyor haşa. Ama şimdi diyoruz, her yerde, her an, şu anı da, ondan sonra bu Allah öyle bir Allah ki kabirde ne yapar? Ben kalbe kaç santimetre ineceğiz arkadaşlar? 75 santimetre, 1 metre, 2 metre değil mi? Toprağın altı öyle değil mi? Ulan bunu kaldırabilir mi Allah diyor, 10. sözde geçiyor ya. Ulan Allah dünyayı kaldırıp gezdiriyor. Sonsuz demeyeceğim, kafa durur da. Dünyayı gezdiriyor mu, gezdirmiyor? Gene kafa anlamaz. Çünkü dünyayı gezdiğini gören az var şimdi. Şimdi depremde burada depremde olanımız var değil mi? Olmayan çok az var. Depremde bu bina sağlandı mı sağlanmadı mı? Peki Adana'nın torosları da sağlandı mı? Peki bu binayı kaç yüz kişi itsek sağlarız böyle dıgır 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 dıgır.
He? Allah bu binayı sağladığına göre, toroslar oynattığına göre, dünyayı kaldırdığına göre 75 santimetre üzerindeki toprağı kaldıramaz mı? Kaldır değil mi? Diye en azından. Nursi'nin öğretisi böyle gidiyor diyor. Ya ahireti bak bitiriyor. Yani üzerindeki toprağı kaldırıp da beni tekrar bir hayata çıkartamaz mısın? Abi, o yabancılar dedin de ben şu o hoşgörü ve feraseti nasıl kazandın? Mesela senin söylediğinin doğruluğunu nasıl teyit? Bak şimdi. Dün bunu söyledikten sonra bir tanesi dedi ki görüşüyoruz. Dedi ki ben dedi bu işlerle alakalıyım. Osmanlı arşivindeyim. Osmanlı arşivindeki adama diyor ki 20 bin euro vereceğim sana. Biz değil, tamam mı? Bak, adama teklif. Şu konuda bizi doküman çıkart. Sana bir ay mühlet. Adamlar parayla insanları satın alarak. Bir de aptal değiller. 20 sene, 30 senelik plan yapıyorlar. Bu millet nasıl, niçin namaz kılar? Bak bir tanesi ne yapmış? İngilizler ne yapmış? Türk, Avrupa Birliği'nde Türkler niçin şey olmaz diye... Adam almış mikrofonu, Diyarbakır'a gitmiş. Halkın içinde dolaşmış, nabız tutmuş. İslamiyet hakkında. Bakmış ki en çok bunu dindarlığına kim vesile olmuş? Bulmuş, yazmış. Iğdır'a çıkmış, Kars'a çıkmış, Rize'ye gitmiş, Sinop'a gitmiş, Edirne'ye, Tekirdağ'a dolaşmış. Ben şeyi seyrettim, gördüm, gösterdiler. Bunlar çekiyorlar, bana veriyorlar. Taksim'de meyhaneyi. Adam çıkıyor. İngiliz BBC, BBC'de tutuyor. Bir de Kıbrıs beş parmak tağlarında ben nereden bilecektim? Allah 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 diyen askeri çekmiş. Bak böyle diyor bu asker. Ondan sonra şeyi çekmiş. Meyhaneden çıkan adamı. Diyor ki, anlatmıştım. Muhammed hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Hangi Muhammed'i soruyorum? Adam elinde de şişe. Tam dışarı bahçesine çıkıyor meyhanenin. Hangi Muhammed'i soruyor? O sizin Muhammed var ya peygamber. Hı? Adam diklenmiş. Nesini soruyor? Onun hakkında birisi bir hakaret etse ne dersin? Şişeciğim. Vallahi bunun kafasını geçiriyor. Muhammed'e laf yok. En sarhoşlar bu diyor. En kral peygamber bana yaptı. Onu bana yaptı. Onu anlatayım. Peygamberimiz niçin, Hazreti Muhammed niçin peygamber? Ders yapıyor. Ondan sonra görüyorum bir tane yağmurluk, yeşil muşambalı. Kalkmak istiyor çünkü şırt çırt ediyor ya, tutuyorlar. Dokunmayın dedim ya, kalksın. Diyecek. Ne diyeceğini söyle dedim. Kalktı. Peygamberimize anlatıyorum. Bakma hocam. Böyle oldu. En kral peygamber bizim peygamber. Otur. En kral peygamber bizim peygamber. Sarhoşumuz bu. Akılımız ne oldu? Bunların aklını bozun diyor. Sarhoş. Ha bozduk ama hala Muhammed'le, Muhammed'in haline konuşan şişeyi geçiriyor. Hangi Muhammed'le bahsediyorsun diyor. Gidiyor hocam ya. Sarhoş diyor. Muhammed'e birisi de abdesti ki diyor. Ne dersin? Hangi Muhammed'in masası? Sizin peygamber diyor. Durdu. Adam böyle Allah ekber ya. Sanki kafirlere suratını bir çaktı. Beni böyle hale getirdiniz ama göğsümden imanı alamazsınız dedi diyor. Suratına çarpıyor. Bana içkiyi verdiniz ama bu şişeyi kafanıza geçiririm. Ya. Bakın o neler yapar o ruh. O ruh neler yapar Allah'ın izniyle. Yapıyor zaten iş başında. Rağmen onlara rağmen çatır çatır yapılıyor işte. O da nasıl olursanız başınız öyle olur. Yoksa birilerine vermeyin. Sizin kalbinizde taşıdığınız iman, dimağınızda taşımış olduğunuz fikirler, ideolojilerden oluyor. Allah böyle yansıtıyor size. Hiçbir şey boşa gitmez. Ya.
Allah inancı, böyle bir Allah inancımız var ki hakikaten tuhaf, garip yani. O kadar harika. Bakın adamın tuvalete kadar girmiyor. Ötekisi yıldızı şey tapıyor. Ötekisi inancına bak. İsa Allah'ın oğludur. Allah'ın oğlu olan Tanrı'dıysa Tanrı'dır. Tanrı olan çekişle çakılır mı ya? Hem öyle diyor hem öyle diyor. Hem diyor baba beni niye bıraktın? Ya Allah demiş. Beni niye yalnız bıraktın? Dedim ki ya bu Yahudilerden kurtulamadı mı Yezus? İsa Aleyhisselam. Yani Tanrı değil miydi? O kendisini zalimlerden kurtaramayan beni nasıl kurtarır dedim. Kızdı tabii. Cevap yok. Ya Mustafa abi. Kendisi çarmıha gerilmekle kurtulamıyor. Beni nasıl kurtaracağım? Buna Tanrı diyor işte. Niçin? Haşa aşağılamıyorum. Haşa onları eleştirmiyorum. Ama bizim hakikaten dinimiz çok antika ya. Ya. Hey. Risale-i Nur. Yani adına yani şöyle diyor böyle burada bir sürü yanlışlara ortaya koyuyor, doğruları koyuyor. Şudur budur, şudur budur diye. O 25. sözde fevkalade bir onu sanki onları isim vermeden, zihinlerimizi berbat etmeden buraya zikrediyor. Ama hala anlamıyor. Usta da anlamıyor. Çünkü niye anlamıyoruz? Cemiyeti tanımıyoruz. Hala İmam-ı Gazali zamanındaki bir cemiyette olduğumuzu zannediyoruz. Hala Gazali zamanında olduğumuzu zannediyoruz. Niye? Adamların dertlerine derman olarak Gazali'nin kitabını vermeyle bunu ifade ediyoruz. Aslı tanımıyoruz demektir bu. Mesela bakın şöyle misal verip kapatayım. Bir ders bitti ya. Ben kime hitap ediyorum şimdi? Size. Buradan ders yapıyorum size. Ama aynı dersi başka yerde yapsam farklı olur. Arkadaşlar size hitap ederken, size konuşurken ben, sizi hiç kale almadan gelecek asırdaki insanlara hitap edilir mi? Kardeşim o benim vazifem ya. Gelecek hafta ne olacak? Bana ne ya? O herkesin vazifesi var. Şimdi imamlar, büyük zatlar hitap ederken kürsüde kendileri kalemle yazı yazmadılar yani. Kendileri kitap yazmadı. Dinleyen talebeleri yazdı. İmam-ı Azam'ın içtihatlarını kendisi yazmadı. Talebesi İmam-ı Muhammed Eşşeybani, İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri yazdı. Şimdi İmam-ı Gazali çıktı kürsüye. Kime hitap ediyor? Onlara, 500 sene önceki insana. Hitap etti mi onlara? Hey arkadaşlar, cemaat, Müslümanlar. O da yazdı. Şimdi 500 sene sonraki nesle bana diyor ki Allah'ın dersi dinle. E peki zaten ya alimin sözü her asırda geçerli olsaydı iştiyaşı, içeriği. O zaman peygamber ve ayet varken başkasına gerek yok ki. Peki bunların vazifesi neydi? Kur'an, sünnet, tamam mı? Kur'an'ı ve sünneti, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı asrımıza göre yorumlayacak 100 senede bir müceddidi din geliyor. Peygamberimiz diyor. 100 sene, İmam-ı Gazali ile bu zaman arası kaç 100 sene geçti? 550 küsür. İmam-ı Rabbani ile 400 diyor. Daha 3-4 tane müştehit olması lazım. Müceddit olması lazım. Öyle diyor peygamberimiz. Bu hadis inkar mı ediyoruz? Müceddit gelecek diyor. Ne yapacak bu adam? Koran mı oynayacak? Ne yapacak? Ha, bu zat Kur'an asıl. Sünnet asıl. Bunu alacak bu hakikati zaten sacayak. Kur'an ve sünnet insan topluluğu alim. İnsana bakacak. Hastalığını tespit edecek. Ha bu şeye insanlara ne lazım onu verecek. Müfessir ise Fatiha'dan girer, Nas'tan çıkar, izah eder. Ama müceddit öyle değil. Benim babamın oğlu değil yani usta. Varsa başka bir eser bu asırda çare olacak o müceddittir. Ama bu asırda bir müceddit olması lazım. Ha, o müceddit 400 sene, 500 sene öncesini söylüyorsan hadisin kelimesini yanlış oluyor. Müceddit değil. Bir tanesi şu soru sordu, ona da cevap vereyim de kesin. Abi 1926'da müceddit 100 senede bir. Ne olacak?
arkadaşlar, müceddiplik fertler arasında, gönüller arasında yayılmış Risale-i Nur. Kendisini Mehdi ile memleketin resmi hakikat olduktan 100 sene sonradır. Çünkü toplumun tümünün malı değil daha. Yani sen de ben de kenar köşelerde, dairelerde, bu durumlarda yaptık bu işi. Gönüller üzerine gitti. Resmi değil. Resmi olacak İmam-ı Rabbani'nin şeyi gibi. Tamam. Mehdi ne yapacak diyor? Sikkat-ı Gaybiye 9'un sayfasında. Risale-i Nur hazır bir program görecek ve uygulayacak diyor. Uyguladığı an 100 sene sonra ya kadar tamam. Ondan sonra dünyanın ömrü varsa tamam, Risale bitti. Risale tabii bitti ya. Risale Kur'an değil ki, hadis değil ki. Onun hakikati, icaz-ı manevisi. Tamam. 26 değil. X tarihten sonra. Daha hakikati içerisi çıkmadı ki. Resmi olacak. Vâhir davâhümen elhamdülillâhi rabbil âlemin el-fâtiha temâs-selâmü aleyküm.